Arkadaşlar hoş geldiniz. Cihazımıza ilk elektriği veriyoruz. 3 adet L harfi yan yana çıkmakta ekranda. Set tuşuna bastığımız zaman 28 dereceyi görüyoruz. Bu fabrikada ayarlanmış olan derece. Fakat biz bunu değiştireceğiz. Kuluçka makinesine uygun hale getireceğiz. Burada önemli bir husus var. Adaptörün kablosunu takarken sol tarafa eksi ucu, sağ tarafa artı ucu takacağız. Bunu unutmayalım. Aksi halde cihazımız çalışmayacaktır. Arkadaşlar termostatımızın bağlantılarını tamamladık. Probunu taktık yerine. Bir adet adaptör buldum. 12 volt 0.8 amper. Yani 800 miliamper. Şimdi çalıştıracağız. Elektriği açıyorum. Tekrar kapatıp yapayım. Evet, tekrar açtım. Görüldüğü üzere ben daha öncesinde bir kontrol yaptım. Şu an 26.7 derece ortam sıcaklığını gösteriyor. Normalde net bir şekilde görünüyor fakat yansımadan dolayı şu an kamerada net bir şekilde çıkmıyor. 26.6 dereceye düştü. Zemine değdiği için prop sıcaklığı düşürdü. Arkadaşlar termostatımızın P0'dan başlayan ve P6'da biten 7 adet konumu bulunmakta. Öncelikle set konumuna basarak, set tuşuna basarak istediğimiz sıcaklığı ayarlıyoruz. Sayılar yanıp sönmeye başladıktan sonra yukarı ve aşağı tuşlarıyla, yani artı ve eksi tuşlarıyla istediğimiz sıcaklığı giriyoruz. Kuluçka makinelerinde bildiğiniz üzere 37.5, 37.7 civarında sıcaklık girilmekte. Ben bunu 37.5 olarak gireceğim. 37.5 yaptım ve set tuşuna basıyorum. Şu an 37.5 olarak sıcaklığımı ayarladım. Şimdi P0 ayarlayacağım. Set tuşuna basılı tutuyoruz ve P0'ı gördük. Yine artı ve eksi tuşlardan P1, P2, P3, P4, P5, P6 şeklinde yukarı aşağı hareket edebiliyorsunuz. Şimdi P0'a geldim. Tekrar set tuşuna basıyorum ve C harfini gördüm. Bu C harfi soğuk modda olduğunu gösteriyor. Artıya basıyorum ve H modunu alıyorum. Ben bunu kuluçka makinesinde kullanacağım için belli bir sıcaklığın altına düşmesini istemiyorum. O yüzden H konumuna getirdim ve şuradaki ışığın da yandığını gördünüz. Şimdi tekrar göstereyim. P0'a geldim. Tekrar set'e basıyorum. Şimdi C'ye getirdiğim zaman ışık sönecek. Işık söndü. Tekrar bastığımda, H'ye getirdiğimde ışık tekrar yanıyor. Belli bir sıcaklığın altına düştüğünde otomatikman sistem devreye girecek. Arkadaşlar basılı tutuyoruz. P1 konumuna geliyorum. Hassasiyeti ben 0.2 olarak ayarladım. Genelde kuluçka makinelerinde 0.2, 0.3 tavsiye edilir. Ben 0.2 olarak ayarlıyorum. Artı ve eksiyle yukarı aşağı hareket edebiliyorsunuz. Set'e bastım ve bilgisini kaydetmiş oldum. P2 menüsüne geliyorum. En üst sıcaklık değeri, yani bu sıcaklığa geldiğinde alarmın çalmasını istiyorsam ki P6 menüsü alarmın on off pozisyonunu ayarlamaya yarıyor. Tekrar menü dışarı attı beni. Belli bir süre sonra dışarıya çıkartıyor. P2 menüsü. Bunu aşağıya indirebilirsiniz. Alarmın kaç derecede çalmasını istiyorsanız o dereceye indiriyorsunuz. Ben 41 derece diyeceğim. Set'e bastığımda kaydetti. Ve P3 menüsüne geliyorum. En düşük sıcaklık değeri. Bunu da yine aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu
32 derece olarak ayarlıyorum. 32 derecede beni uyarmasını istiyorum. Tekrar sete bastığımda kaydetti. P4 menüsüne geliyorum. P4 menüsü kalibrasyon menüsüdür. Başka bir sıcaklık ölçen cihazla ortam sıcaklığını ölçüp bu cihazımızın kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Ortam sıcaklığını biliyorsanız, ki ben öğrenmek için şu cihazı kullandım. Bu cihazla ölçmüş olduğum ortam ile bu probun ölçtüğü değerleri kıyaslayarak bu cihazın kalibrasyonunu yaptım. Kalibrasyonunu yaptım derken aslında yapmama gerek kalmadı çünkü aynı değerleri gösterdi. O yüzden kalibrasyonunu yapmama gerek kalmadı, fakat yine de kalibrasyon yapmayı göstereyim. P4 menüsüne geldik. 0, yani herhangi bir şekilde yükseltmem veya alçaltmam gerekmiyor. Şimdi bunu artıyla arttırabilirsiniz. Mesela sizin cihazınızın 1 derece düşük hesapladığını düşünüyorsanız 1 derece arttırıyoruz. Ya da 1 derece fazla hesapladığını düşünüyorsanız 1 derece eksiltiyorsunuz. Benimki ortam sıcaklığını ölçen cihazımla bu cihazın sıcaklığı aynı çıktığı için sıfırda bıraktım. Kaydediyorum yine bu değeri. Bir sonraki menü P5 menüsü. Bunu sıfır olarak bırakmamız tavsiye ediliyor. Gecikme başlangıç zamanıdır. 0 ile 10 dakika arasında ayarlanabilir. Fakat herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi sıfır olarak bırakabilirsiniz. P6 menüsüne geliyoruz. P6 menüsü, tekrar sete basıyoruz. On ve off. On dediğimizde alarmı devreye almış oluyoruz. Off dediğimizde alarmı devreden çıkartmış oluyoruz. Bilmemiz gerekenler şu an için bu kadar. Daha sonrasında bunu istediğiniz cihaza veya kuluçka makinesine monte ederek kullanabilirsiniz. Ekrandaki değerler çok net okunuyor. Ben de biraz kameradan kaynaklı olarak zor okunmakta. Fakat hani çıplak gözle baktığınızda bariz bir şekilde rakamlar okunmakta. Hiçbir sıkıntı yok. Ben bu ürünün linkini açıklamalar bölümünde sizinle paylaşacağım. Birçok kullanıcı zaten tavsiye ediyor. Kuluçka makinelerinde çok fazla kullanılmakta. Herkese başarılar ve iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.